1831 yılında Alman bilim adamı Ernst Ruska, elektron mikroskobunu icat etti. Görüldü ki jöle dolu baloncuğa benzetilen canlı hücreleri zannedilenin aksine kendi kendilerini çoğaltabilen, enerji üretebilen, düşmanlarına karşı özel savunma sistemleri olan son derece kompleks canlılardı. Bu keşifler Darwin'in ilk canlı hücrenin tesadüfen oluştuğu yönündeki gerçek dışı fikrini tamamen çürütmüş oluyordu. 1955 yılında ise James Watson ve Francis Crick'in DNA'yı keşfiyle birlikte canlıların hücre çekirdeğinde kodlanmış çok özel bir genetik bilgiye sahip oldukları ve bu genetik bilginin kazanılmış özellikler tarafından değiştirilemeyeceği ortaya kondu. Fosil biliminde yaşanan gelişmelerse evrim teorisini her geçen gün daha da çıkmaza soktu. Türleri birbirine bağladığı iddia edilen sözde ara geçiş formlarından eser yoktu. Teorinin iddiasına göre herhangi iki türün birbirine evrimleşmesi milyonlarca yıl sürmekteydi. O halde fizyolojik açıdan birbirlerinden farklı binlerce, hatta milyonlarca ara geçiş formu olmalıydı. Bunlara ait fosillerin ise trilyonlarla ölçülmesi, yeryüzü katmanlarının ara geçiş formlarıyla dolup taşması gerekirdi. Ancak on yıllarca süren kazı çalışmalarına rağmen milyonlara hatta milyarlara ulaşması gereken ara geçiş formlarından bir tanesine bile rastlanamadı. Günümüzde hala üzerinde spekülasyonların devam ettiği fosil sayısı ise yalnızca birkaç on tanedir ve bu fosillerin hepsinin ara geçiş formlarını değil, yalnızca soyu tükenmiş özgün türleri yansıtmakta olduğu ispatlanmıştır. Günümüzde en tanınmış evrimci paleontologlar dahi artık söz konusu ara geçiş formlarının bulunmasından ümitlerinin kalmadığını samimi olarak itiraf etmektedirler. Bunlardan biri olan Stephen Jay Gould, kitaplarından birinde şu satırlara yer veriyor. Omurgasız deniz canlıları arasında zaman içinde belirgin bir sıra ve gelişim mevcut değildir. Bazı grupların gelişmeleri üzerine bir takım masallar anlatabiliyoruz. Ama en azından dürüstlüğü yakaladığımız zamanlarda karmaşık yaşam tarihinin dizaynın çeşitlenmesinden oluştuğunu itiraf etmeliyiz. Örneğin ilk trilobitlerin gözlerinin ya da daha sonra ortaya çıkmış olan artropodların kompleksliklerinin üzerine hiçbir zaman çıkılmamış. Neden beklenen sırayı bulmayı bir türlü başaramıyoruz?